Efendim herkese yeniden merhaba. Türk savunma sanayinin son atakları ile ilgili, yani son dönemdeki gövde gösterisi ile ilgili düşüncelerimi paylaşmaya devam edeceğim. Çünkü seçim öncesi yapılan bu çalışmalar, bu ataklar esasında bir siyasi hedeften çok sanki bir devlet aklının dosta düşmana mesajı olarak görünüyor. En azından ben öyle görüyorum. Yani devlet aklı özellikle çok muhataralı, çok riskli, çok problemli bir bölge ve insanlık topyekün bir hesaplaşmaya doğru ilerlerken 20 yıldır tuğla tuğla üstüne konularak, hatta 40 yıldır tuğla tuğla üstüne konularak üretilmiş teknolojilerin ve üretilmiş kapasitelerin tehlikeye girmemesi yönünde ilgili bütün çevrelere net bir mesaj veriyor olarak gözüküyor. Mesela Anka 3, esasında Anka 3 enteresan bir çalışma. Üzerinde durulması gereken bir çalışma. Yani Anka 3 bir Altay tankı değil. Sonuç itibariyle Altay tankı 20. yüzyıldan bugüne kadar uzanan teknolojilerin bir sonucunda geliştirdiğimiz ve motorunu da artık inşallah 2025-26 gibi yapacağımız bir kimlik taşıyan eski tür bir geleneksel savaş aracı. Bu dönemde yine ihtiyaç duyuluyor ama önümüzdeki yüzyıldan sonra ihtiyaç duyulur mu? O ayrı bir tartışma konusudur. O zamanın Ardanzen Türkleri tartışacak bunu. Fakat Anka 3 insansız savaş uçağı. Fakat en önemli özelliği bir kanat modeli olması. Nedir bu? Yani dikey denge kimliği taşımayan bir kanat olarak uçan, sanki tamamı bir kanat olan bir savaş uçağından bahsediyoruz. Çünkü bu havacılığı yakından takip edenler açısından ulaşılması çok güç bir teknolojik birikim. Nitekim daha sonra anlatacağım Temel Kotil'in açıklamalarını. Yani bunun büyüğünü yapma imkanımızı bulamamışız. Yani bu küçük savaş uçağının, insansız savaş uçağının büyük modelini yapma imkanımız henüz şu anda elimizdeki teknoloji nedeniyle tam gerçekleşmemiş. Ama modeli küçülterek elimizde İnsanlı savaş uçağı mı, mesela milli muharip uçakla birlikte uçabilecek, yükünü taşıyabilecek ve hatta pilotun kendi füzeleriyle beraber onun füzelerini de ateşleyebileceği çok özel bir teknoloji biriktirme şansımız olmuş. İlk kez böyle bir durum. Daha doğrusu şöyle, Profesör Doktor İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı, bununla ilgili ilk projeyi Kasım 2022'de anlattı zaten. Daha öncesinde büyük bir sırdı. Kasım 2022'de özel bir söyleşide Anka 3'ün geldiği ifade edildi. Fakat ne olduğunu tam olarak hiç kimse anlayamadı. Çünkü öyle bir tasarım ki bu sonuç itibariyle radara yakalanma ihtimali neredeyse %0'a yaklaşmış vaziyette. Yani Amerikalıların o ünlü hayalet uçağı diye adlandırıldıkları uçakların bir küçük modelini biz üretme şansı yakaladık. Ve mesela azami kalkış ağırlığı 6,5 ton. 1.2 ton faydalı yük taşıyor. Yani 1.2 ton füze, roket taşıyor. 40 bin feet irtifaya gidiyor. 10 saat havada kalıyor. Saatte 250 ila 475 kilometre hız yapabiliyor. Bunun en büyük özelliği, diğer insansız hava araçlarından en büyük özelliği sızma yeteneği. Düşmanın cephesinin arkasına sızabiliyor. Niye? Bakın Temel Kotil ne diyor? Uçağın kuyruğunu kaldırdığınızda, uçağın kuyruğu var ya, o kuyruğu kaldırdığınızda radyo dalgalarının yansıyacağı yeri ortadan kaldırıyorsunuz. Radyo dalgası dediği radar.
Yani radarın bir uçağı yakalama nedeni kuyruğu. Uçak dümdüz bir füze gibi giderken o kuyruk şöyle, değil mi? O kuyruğu şak diyor yakalıyor radar ve diyor ki aha bir uçak geliyor uzaktan. İşte o kuyruğu kaldırdığınız an radarın o cismi yakalama şansı sıfıra yakın bir noktaya iniyor. Kuyruk olmazsa uçak gitmiyor. Kuyruksuz yapmak çok zor diyor. Uçağı. Mesela yani son yapılan milli muharip uçağı. Kuyruksuz yapamazsınız. Yani. Onun kalkışı, havada duruşu, tarzı, kanatlara yüklenişi falan onun tamamen ayrı. Biz bunun küçük modelini yaptık diyor. Küçük model işte Anka 3. Uçurduk. Pilot kendi füzesini ateşliyor. Yanından giden, kendisine eşlik eden Anka 3'ün de füzesini ateşliyor. Şöyle düşünün. Şimdi bir milli muharip uçak düşünün. Havada gidiyor ve kendisinden daha önce kalkmış, bölgeye sızmış ve belli bir hedefe doğru yönelmiş 10-15 Anka 3 var. Bir de böyle düşünün. Ve pilot olaya hakim, büyük bir saldırı planlıyor, tek uçak. Fakat 10-15 Anka 3 birer buçuk, iki ton, bir buçuk tonluk şeylerle, füzeleriyle işte o pilot tek başına düşman hedeflerinin arkasında veya önündeki hedefleri, cephenin önünde veya arkasındaki hedefleri tek başına yok etme kapasitesini sağlıyor. Bu çok büyük bir stratejik atak aynı zamanda. Çok büyük bir stratejik atak. Yani düşman derinliklerine nüfus ediyorsun, bombalıyorsun veya ne bileyim ben düşman cephesinin arkasını baskılıyorsun. Lojistik hatları, mesela lojistik hatları geliyor. Sen Anka 3'ü yollamışsın. Radara yakalanmadan girmiş. Düşman cephesinin atıyorum 1000, 3 veya 500, 600 kilometre derinliğine ulaşmış. Orada ne var? Lojistik konvoylar var. Ön cepheye silah mühimmat taşıyor. İşte o gitti. Anka 3 onu yok ediyor. Kızıl elma gibi veya atak helikopteri gibi ürettiğimiz ürünler ön cepheyle bağlantılı. Anka 3 sızma kabiliyeti ve radara yakalanmama kabiliyeti nedeniyle arka cepheyi vuran bir kimlik taşıyor. Mesela Aralık ayının ortasında kızıl elma uçtu. Sonra Mart'ın ortasında işte şimdi TUSAŞ adeta şov yaptı. Yani milli muharip uçak, Hürjet, Anka 3 hepsi piste çıktılar. Yani Türkiye şu noktaya gelmiş oluyor bütün bunlarla. Sadece silah üretmiyoruz. Onu söylemeye çalışıyorum. Burada biz teknoloji üretiyoruz. Kendi teknolojimizi. Yani Yunanlıyı ben gözlüyorum, izliyorum. Televizyonlarını, yayınlarını yine mi yaptılar diyor. Bunun sonu yok mu? Yok. Teknoloji üretmeye başlamak böyle bir şey. Bu teknolojiyi bir defa üretmeye başladın mı, o teknoloji zincirleme reaksiyonuna yeni teknolojilerin de üretilmesine neden oluyor. El alemi Ay'a gönderen bu. Yarın bir gün Türkiye'yi uzaya gönderecek de bu. Bir defa altyapıyı kurdun, kadronu geliştirdin, teknolojinin varlığını oluşturdun. İşte o varlık bir aset, bir varlık olarak devamını getiriyor. Yani şimdi kızıl elma ile milli muharip uçak, birisi insansız, biri insanlı birlikte uçuyorlar. Düşünün. Ve birlikte taarruz ediyorlar. Ön cephe. Peki bunları arka cepheden destekleyen kim? Anka 3. Yani bunların hepsini bir bütün olarak düşündüğünüz zaman, yani mesela kimseyle savaşmak istemeyiz ama diyelim ki Yunan kaşındı. Şimdi Yunan Fransa'dan uçak almış, F-35 almış Amerika'dan. İşte füzesini oradan almış, roketini buradan almış. E ne olacak? Biz
Biz hepsini kendimiz yapmışız. Bir defa mesele burada kopuyor yani organizasyon açısından. Ve özellikle Anka 3 düşman hava savunma sistemlerini de mahvedecek bir kimlik taşıyor. Bakın, düşman hava savunma sistemi neyi yakalar? Milli Muharip Uçağı yakalar. Gelişmiş bir hava savunma sistemi. Veya Kızılelma'yı da yakalayabilir. Ama o bizim ön cephe savaş uçaklarımızı yakalayacak olan o hava savunma sistemini kim vurabilir? Anka 3. Anka 3 radara yakalanmadan sızma kabiliyetiyle bizim uçaklarımızı tehdit eden, ona kilitlenen bütün hava unsurlarını takır takır aşağıya indirebilecek bir kapasite sergileyecek büyük ölçekte. Yani insanlı bir uçuşla 10-15 drone'u bir araya getirdiğiniz zaman zaten hava gücünüz olağanüstü bir kimlik kazanmış demektir. Hayırlı olsun. Takip edeceğiz, anlatacağız ve gerçekten bu işin iyi bir noktaya gideceğini hep beraber de göreceğiz inşallah.